kahvaltı tabağınız hazır. Teşekkürler. İyi misiniz? Aa, çok pardon, iyiyim. Bakar mısınız? Efendim? Ben sade bir kek ve çay istiyorum. Aa, hemen geliyor. Aa, Eda. Sağ ver Müthiş. İyi misin? Çıldırmak üzereyim ama iyiyim. Ne oldu? Esmer yine peşimde. Esmer mi? Ya, Esmer. Hani şu peri kolejindeyken sana aşık olan Esmer mi? Ha, tam üstüne bastın. İşte o Esmer'den bahsediyorum. Peki nereden bulmuş seni? Ay sorma Bitiş'cim. Yolda gelirken peri yollarında karşılaştık tabii ki. Her zaman olduğu gibi trafik çok kalabalıktı. Şak diye karşıma çıktı. Ondan sonra ben ondan kurtulmaya çalıştım ama nafile. Biliyorsun çok inatçıdır. Ne? Adam seneler geçmiş hala bana aşık. Hatta eskiden oturduğumuz şatoya bile gitmiş bana bakmaya. Ve bulamamış tabii. Yerle yeksan olması da ondan sonra olmuş. Ya seni görünce kim bilir ne kadar sevinmiştir. Sorma, ben de çok sevindim. Aa, o ne o? Volevo. Esmer'in kartviziti. Peri doğum doktoru mu ne olmuş? Gelirken yolda elime tutuşturdu. İlle de ara, ille de ara diye. Hayır, hiç işim yok, onu arayacağım. Eda. Betüş, hiç öyle bakma ne olursun. Biliyorsun sakız gibi yapışır. Hem ona mı kaldık canım? Allah'tan şatonun adresi de yok, telefon numaram da yok onda. Yoksa biliyorsun kapının önünde yatıp kalkmaya başlar. Maazallah. Betüş, neyin var? Ay bilmiyorum, bugün ikinci defa oluyor bu. Allah Allah. Rengin de solmuş senin. Gel hadi şatoya gidelim, annem sana bir baksın. Yok canım, üşütmüşümdür. Geçer şimdi, iyiyim ben. Aa, olur mu hiç öyle şey? Periler üşütmez, bilmiyor musun? Hadi gel şatoya gidelim, yok, annem sana bir baksın. Ya kapat. Bak, bak, dur. Bak. Tamam, tamam, gidelim. Annem baksa iyi olacak galiba. Hadi kapat, Kemal. Belki fanilerden bir hastalık kapmıştır. Bak bakayım, ateşi falan var mı? Ay baba çok alemsin. Hiç bugüne kadar fanilerden perilere hastalık geçtiği görülmüş mü? Görülmüştür, görülmüştür. Sen de Betüş de hem fani hem perisiniz. Belli mi olur? Ay durup durup böyle içim dışıma çıkıyor. Neyim var ben de hiç anlamıyorum. Ne yapsak acaba? Peri Hanım'ı çağıralım. O bizden daha tecrübelidir. Çok isabetli bir şey söyledin anne. Hadi. Perihan teyze. Perihan teyze neredesin? Acil durum. Koş. Aman Allah'ım, Allah'ım. Geldim. Ah Betüş'cüğüm. Ne oldu sana kızım? Midesi bulanıyor. İstifra edip duruyor. Ay kızımın nesi var? Bir bak Perihan lütfen. Çok korkuyorum. Çok yoruluyorum Makbule. Bizim iş çekilir gibi değil. Bütün gün evimi temizleyeyim, yemek mi yapayım, çocuklarla mı ilgileneyim, şaşırdım kaldım. Bak bugün aşı olmuşlar, ikisi de ettiler. Dakika başı Firuze abla portakal suyu, Firuze abla bisküvi. Dadı mıyım, hizmetçi miyim belli değil. Her işi kendim etmeye çalışıyorum. Olmaz ki. Ceren, baksana. Öf, yine ne var abi?
Bunun izi hep kalacak mı? Hemşire ne dedi? Kalmayacak. O zaman kalmayacak. 2 gün sonra geçecek. Ama çok çirkin görünüyor. Patates baskısı gibi. Eyvah! Ben şimdi yarın beden eğitimi dersinde tişört de giyemem. Ya abi ya, zaten kolların soba borusu gibi. Sanki sana tişört çok yakışıyor da. Çok komik. Sen şimdi espri mi yaptın? Aynaya bakarsan ne kadar ciddi olduğumu anlarsın. Çok bilmiş. Lapacı. Var yemez, var yemez. Oh, oh, var yemez. Benim açlığım değil mi? İster harcarım, ister harcamam. Hem sen benden her hafta borç para isterken benim bisiklet alacak kadar param oldu, ne haber? İyi, beni de arkanda gezdirirsin artık. Pışık, sen de haftalığını biriktir, kendi yaşına göre bisiklet al. Babam gelsin bu konuyu konuşacağım zaten. Hangi konuyu? Harçlığıma zam isteyeceğim. Sana da bana da aynı haftalığı vermesi hiç adil değil. Ben senden kaç yaş büyüğüm? Yaşıma göre çok daha büyük harcamalarım var. Sen şuna Tuğçe'ye hediye almaya param yetişmiyor desene. Her şeyi bilmesen de olmaz. O zaman ben de kendime ayrı bir oda isteyeceğim. Ben artık genç kız oluyorum. Seninle aynı odada giyinip soyunamam. İste, senden kurtulmak benim çok daha işime gelir. Sadık Bey de sen pek bir sakar, pek bir dağınık. Çocukların arkasını mı toplayayım, Sadık Bey'in arkasını mı toplayayım, şaşırdım kaldım. Ha? Evlendin. Evlendi ama hanımı da çalışıyor. Sabah gidiyor, akşam geliyor. Gene her iş bana bakıyor. Bak, makbule bu böyle olmaz. Gelsin zam isteyeceğim. Al, ay, şekerim. Öyle geçinmek kolay mı diyorsun sen? Makbule. Biri geldi güzelim. Ben seni sonra ararım. Hadi bay. O patronum olacak. Umur ararsa evde yokum, anlaşıldı mı? Baş üstüne Sadık Bey. Bu arada telefonları da daha tutumlu kullanmanı rica ediyorum çünkü istifa ettim. Baş üstüne Sadık Bey. Bu evde olanları komşularına anlatabilirsin. Ama şimdilik istifa ettiğimi çocuklara sakın söyleme. Tamam mı? Baş üstüne Sadık Bey. Ayrıca yemekleri de yakma. Baş üstüne Sadık Bey. Ay! Of! Of! Çok garip. Ay ben de hiçbir şey bulamıyorum. Ay hay Allah, ne yapsak acaba? Durun durun. Belki de hiçbir şeyim yoktur. Boşuna endişeleniyoruz, dur değil mi? Gene başladı. Ay aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Ay ağzından yel alsın. Bir dakika, bir dakika. Betüş'cüm sen sakın hiçbir yere kıpırdama. Eğer içime doğan şey doğruysa hepimiz çok ama çok sevineceğiz. Neler düşündüğünü bize de söylesene. Hem sen nereye gidiyorsun? Ben bir peri doğum uzmanı bulup hemen dönüyorum. Humana hamana ha. Peri doğum uzmanı mı? Yok canım, daha neler? Hay Allah. Perihan da gitti. Hala dönmedi. Ay nerede kaldı acaba, merak ediyorum. Havala havala. İşte geldik. Bizlere bu genç, bu yakışıklı doğum uzmanı doktor yardımcı olacak. Esmer. Esmer. Dudu teyze. Eda. Betüş. Sabah nereye kayboldun öyle? Seni gökte ararken yerde buldum. Ay bırak beni ne olur. Kırıyorsun. Ay pi yaşıma daha girdim. Yani bizim saf dilik sulu Esmer büyümüş de uzman doktor mu olmuş? Hepiniz tanışıyorsunuz bakıyorum. Ya maalesef. Esmer Eda'nın kolejden arkadaşı. Taci amcanın sesini duydum, nerede? İşte orada. Taci Bey köpek oldu demişlerdi de inanmamıştım. Ya. Geçmiş olsun Taci amca. Allah kurtarsın. Sağ ol evladım. El öpenlerin çok olsun. Betüş. Geçmiş olsun, bulantıların varmış. Ya öyle bir gelip bir gidiyor işte. Ben de anlayamadım. Ya. Hiç merak etme, şimdi öğreniriz. Dur. Sahi mi? Taci amca bir dakika. Aman sen de. Dur. O ne öyle? Bununla Betüş'ün karnında ne var ne yok hepsini öğreneceğiz. Ay hadi. hadi ama bir an önce başla da öğrenelim hadi. Bu benim bebeğim. Hamileyim, gözlerime inanamıyorum. Ben de.
Ben de gözlerime inanamıyorum. Edacığım gözün aydın, sen de teyze oluyorsun. Oh oh, kıskananlar çatlasın. Dede oluyorum, dede. Çok mutluyum. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Esmer, Perihan teyze, annemle Eda size emanet, tamam mı? Sen hiç merak etme hayatım. İkisinin de niye bayıldığı belli. Hadi, hadi sen bir an önce git, hadi. Evet, ben hemen gidip Sadık'a müjdeyi vereyim. Verme. Umur Bey, Sadık Bey sizinle görüşmek istemiyormuş. O şapşala söyle, kimse benim şirketimden istifa edemez. Olsa olsa ben kovarım. Peki, peki söylerim. Ne dedi? O şapşala söyle, kimse benim şirketimden istifa edemez. Olsa olsa ben kovarım dedi. Allah Allah, ama ettim işte. Ha, istifa ettim, istifa ettim. Oh, oh, ha, ha. Affedersiniz ama niye Sadık Bey? Bana beceriksiz dedi. Sadık Bey, ne var bunda bu kadar üzülecek? Bu adam bunu her zaman söylüyor. Ama bu defa toplantının ortasında herkesin içinde söyledi. Küçücük bir numune parfüm şişesini kırdım diye. Gururuma dokundu ya. Ben iki çocuk babası bir adamım. Onun verdiği 3 kuruş için böyle şeylere katlanamam ben. Tanıdığımda küçücük bir kolonyacı dükkanı vardı. Şimdi adam koskoca kozmetik patronu. Bunda benim çok büyük payım vardır. O yüzden insanların içinde bana beceriksiz diyemez. Tamam mı? Ben buna izin veremem. O yüzden istifa ettim işte, istifa ettim. Peki şimdi ne olacak Sadık Bey? Ekmek aslanın karnında. Bir sürü de gideriniz var. Çocukların okul masrafları, harçlıkları. Bilmiyorum. Galiba polyanlacılık oynayacağız. Hiç olmazsa 3 çocuğumuz olmadığına sevineceğiz. Oh. Herkese merhabalar. Ah, demek eve erken geldin. Sana bir sürprizim var. Önce sen söyle. Hayır, sen söyle hayatım. Yok yok, sen söyle. Yok yok, sen söyle. Benimki çok uzun. Peki söylüyorum. Ben hamileyim. Bir bebeğimiz olacak sadece. Ne dedi? Sen ciddi misin? Evet, bu harika bir haber değil mi? Canım benim, bu kadar sevineceğini bilseydim alıştıra alıştıra söylerdim. biriniz bir şey söylesenize. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum hayatım, bilemiyorum. Ben de. Hadi Ceren, çık artık internetten. Tuğçe'mi arayacağım. Öbür hattan ara abi, işim var. Arayamam, Firuze abla sürekli o hattan konuşuyor. Birazdan babamlar gelecek ya, korkusundan kapatmıştır. Kapatmış sahiden. Sen de fazla uzun konuşma. Yazık babama. Sen internete girerken iyi ama. Bunun saati daha ucuz. Susuz çalıyor. İyi günler. Rahatsız ediyorum, ben Cem. Tuğçe ile görüşebilir miyim efendim? Peki. Teşekkür ederim. Uyuyormuş. İyi günler. Rahatsız ediyorum. Ben Cem. Tuğçe ile görüşebilir miyim efendim? Neden böyle oldular? Neden olacak? Betüş bir faniyle evlendi. Dudu damadımızı hiç sevmiyor. Onları ayırmaya çalışıyor. Betüş'le Sadık'ın bebekleri olunca birbirlerine daha çok bağlanacaklar ya. Korkudan bu hale geldiler. Ah, o şapşaldan bir torunum olacak. O günleri göreceğime taş kesileydim. Nerede benim sihirli kürem? Peki Eda neden bayıldı? Ay ben... Kabus mu geliyorum bu Esmer mi? Ben fena ağlıyorum. Sen istediğin kadar bayıl Edacığım. Ben seni nasıl olsa ayıltırım. Ay, Berhan dedi, ne olur bir şey yap, gönder şunu.
Aa, niye öyle söylüyorsun Eda? Ne şeker çocuk, baksana leblebi gibi ayol, tam sana göre. Çok şekerse sen al Perihan teyze. Allah aşkına gönder şunu ya. Gönderemem hayatım, bir peri başka bir periyi gönderemez, sonra tekrar geri gelir. Ay, fena oluyorum ama dur bir dakika. O zaman yapacak son bir şey kaldı. Ben de Esmer'i sadece dişi perilerin yapabildiği bir sihirle gönderirim. Oh be! Yaşasın. En azından sesi çıkmaz. Bakıyorum da gitgide annene benzemeye başladın. Yazık değil mi çocuğa? Aman! Geçince bir şey kalmaz. Hemen düzelt onu Eda. Bunu yapmaya hakkın yok. Ya Perihan teyze, bırak bari birkaç saat kafamızı dinleyelim. Söz veriyorum, sonra düzeltirim. Söz ama. Söz. Sen ne yapıyorsun o küreyle öyle Duducuğum? Betüş'ün sağlık durumunu kontrol ediyorum. Bir dakika. Aa, başka periler beni çağırıyor. Hemen gitmem gerek. Umarım sadece Betüş'ün sağlığını kontrol ediyorsundur. Bana bak, sen de hemen düzelt o çocuğu. Bunun cezası çok büyük. İşim biter bitmez gelip ikinizi de kontrol edeceğim. Sen hiç merak etme. Hele bir ispiyonla Taci, seni domuza çeviririm. Neler söylüyorsun Duducuğum, ben yapar mıyım öyle şey? Ben seni ayıltırım ha, Oh. Böyle olduğu için çok üzgünüm hayatım. Üzülme tatlım, sen en doğru olanı yaptın. Kimse benim kocama beceriksiz diyemez. Yani tam bir bebeğimiz olacakken işsiz kaldım. Keşke ben de birçok insan gibi patronumun hakaretlerine katlanıp aldırış etmeseydim. Daha iyi olurdu. En azından bir işim var diye sevinseydim. Oh. Oh canım benim. Ama sen o zaman benim aşık olduğum Sadık olmazdın. Ya of, bu kadar sıkma canını. Her şeyin bir çaresi bulunur. Bak, bir süre kafeden kazandıklarımızla idare ederiz ha? Hayır. Sen hamileyken kesinlikle senin çalışmana izin veremem. Tatlım, daha bebeğimizin doğmasına çok var. Hem ben evde sıkılırım, oturamam. Biliyor musun Betüş? Senin gibi bir eşim olduğu için her geçen gün çok daha mutlu oluyorum. Sen hem iyi günümde hem kötü günümde hep yanımdasın hayatım. Sonsuza kadar canım, sonsuza. Firuze. Efendim Sadık Bey? Hani çocuklar bugün aşı oluyordu. Eve erken gelmeyecekler miydi? Zaten evdeler Sadık Bey. Aa. Evdeler mi? Sakın şu iş meselesini... Onlara söylemeyelim Firuze. Derslerini etkiler. Ya çok üzülürler sonra. Merak etmeyin. Sadık Bey beni sizden önce tembihledi. Çocuklara bir şey söylemeyeceğim. Hadi şekerim. En azından şu iyi haberi verelim çocuklara. Hadi verelim. Hadi. Siz onları esas bu haberi duyunca görün. Anneciğim, hayırdır inşallah. Bu ne sevinç. Etrafımda havai fişekler uçuşuyor yine. Sadık işten ayrılmış. Ona gülüyorum, onu kutluyorum. Ne? Çok üzüldüm. Sadık işten mi ayrılmış? Çok yazık. Niye yazık? Bana müstahak. Ha, bir dakika Esmer. Sadık mı işten ayrılmış? Yoksa Umur Bey mi onu kovmuş? Sadık ben istifa ettim diyor ama kesin Umur kovmuştur. Sihir yapmama da gerek kalmadı. Bir taşla iki kuş. Bu da ne demek? Neymiş o iki kuş bakayım? Kuş kadar aklı olan anlar. Sadık yakında iş bulamayınca sıkıntıya düşecekler ve bebek yapmaktan vazgeçecekler. Ha? Bu birinci kuş. Ay, öteki kuş ne? Öteki kuş ne? Betüş sağda kafeden gelen parayla geçiniriz dedi. Ama bir eve eğer ekmek parasını kadın getirirse o evde dengeler bozulur. Erkek bunun altında ezilmeye başlar, hırgür çıkar, boşanırlar. Ay evet, boşanırlar. Ay anneciğim, var ya bazı şeyler aklınız çalışıyor tıkır tıkır. Ben bile hayret ediyorum, şahanesin. Tabii ki, sen anneni ne sandın? Ay yandı, kim bilir Esmer'in neresine geldi. Zalimler. Akılları hep kötü şeylere çalışıyor. Ne biçim iş bu? Hayatım, ben sana çocukları bu haberi ne kadar çok sevineceklerini söylememiş miydim? Ay evet, nasıl da mutlu ya. Oldular ama. Kardeş,
işimiz olacakmış. O kadar da engellemeye çalışmıştık. Ne zaman yalnız kaldılar da oldu? Hiç anlamadım vallahi. Bir de sevindiniz mi diye soruyorlar. Abi, dikkatini çekti mi? Bana babam pek mutlu değil gibi geldi. Aman, onun her zamanki hali. Yüzü doğuştan öyle. Sanki hem geliyor hem ağlıyor. Ya keşke gerçeği söyleseydik. Niye kolumu cimcikledin? Sevinmiş gibi yapacağımıza biz kardeşimizin olmasını istemiyoruz deseydik. Deli misin? En iyi taktiği uyguladık. Bu taktik sayesinde babam en çok bizi mi seviyor? Yoksa doğacak kardeşimizi mi sevecek? Böyle daha iyi anlarız. Nasıl yani? Akşam yemeğinde aşığı bazam isterken görürsün. Eğer kabul ederse en çok bizi seviyor demektir. Yetmezse? Size yeni kardeş gelecek. Harcamalarımız artacak. Çok masrafımız olacak. Ne oluyor bir sıra aşığınızı idare edin derse, demek ki o bizden daha değerli. O zaman ona bir çift lafımız olacak. Nereden biliyorsun öyle diyeceğini? Sen doğacağın zaman uzaktan kumandaya tren istemiştim. Yine öyle söylemişti de ondan. Haftalığımızı mı isteyeceğimi anladım. Kesin ondan böyle davranıyor. Ben de sor artık. Ne bekliyorsun? Yemeğini yemesin. Sonra boğazında kalıyor. Ama yemiyor işte. Tatlım, hadi yemeğini yesene. Bak soğutuyorsun. Peki hayatım. İyiyim. Baba, sana bir şey soracağım. Sor canım. Haftalığımı zam istiyorum. Ne? Anlamadım. Cem haftalığına... Zam istedim. Cem, şimdi bak, Cem, Ceren, biliyorsunuz bir kardeşiniz doğacak. Yani ailemize yeni biri katılıyor. Onun doktor masrafları, diğer harcamalarımız filan... Anladınız değil mi çocuklar? Yani nasıl diyeyim, hani diyorum ki bebek aramıza katılana kadar... ...şimdiki harçlıklarınızı da idare edebilir misiniz acaba? Anladım baba, anladım. Açıklamana gerek yok. Daha kardeşimiz doğmadan pabucumuz dama atıldı. Ceren doğmadan önce de böyle olmuştu. Hatırlatırım. Ve babamıza sorduğumuz şeylere sen cevap verme üvey anne. Dur hayatım dur. Ben onlarla konuşurum. Kapat. Çocuklar. Girebilir miyim? Hayır. Gördüğün gibi Avni. Sabahtan beri beraber bakıyoruz ama komşularımızın evinde bir halt olduğu yok. Haklısın Suzan, yok. Hanimiş periler, sihirler? Neredeler Avni? Yok Suzan. O zaman bundan sonra dürbünle teleskop da yok. Tamam, bundan sonra teleskop yok. Ha şöyle. Dürbün de yok. Aferin canım. Uzun zamandır aklıma takılan bir şey vardı. Acaba sana bir soru sorabilir miyim Suzan? Ne? Sormasam daha iyi. Galiba kızacaksın. Hayır, sor. İçinde kalmasın. Sorabilir miyim? Tamam, soruyorum. Hazır mısın? Hazırım. Acaba bundan önceki yaşamında sen köpek miydin? Ne? Yani şundan dolayı demek istiyorum. Bir yerlerde okumuştum Suzancığım. Ne okudun? Yanlış anlama. Yani köpeklere periler, cinler görünmezmiş de onun için söyledim. Yani yoksa... Beni geberteceğim abi. Cinayet çıkacak abi. Sen bana köpek mi demek? Köpek demek istemedim. Doğru olayım. Cem, Ceren. Hadi çocuklar açın kapıyı da konuşalım lütfen. Konuşacak bir şey yok baba. Her şeyin farkındayız. Kardeşimizi bizden daha çok seveceksin. Betüş'ü bile bizden daha çok seviyorsun. Çocuklar yapmayın lütfen. Bakın hem Betüş'e hem de doğacak olan kardeşinize haksızlık ediyorsunuz. Hiçbir şey sandığınız gibi değil. Ama duyunca yaptıklarınıza çok üzüleceksiniz çocuklar. Boşuna konuşma baba. Sabah okula gideceğiz. Bırak da uyuyalım. Peki, tamam. Madem öğrenmek istiyorsunuz... Sakın Sadık. Bırak da şimdilik kardeşlerine ve bana kızsınlar. Ama sakın onlara işsiz kaldığını söyleme. Yani hangisi onları daha çok üzer bilemiyorum. Daha önce hiç anne olmadım. Ama sanıyorum bu durumu daha çabuk kabullenirler. Bak, onlar daha çok küçük. Babaları onlar için eve bakan, para kazanan, her türlü sorunu halleden bir kahraman. Her şey hallolana kadar bu kahramanı koruyalım. Tamam.
Babam niye sustu ki? Ben de anlamadım. Galiba gitti. Of of. Abi, sence babamı çok mu üzdük? Bilmiyorum. Ya, öyle bakma. Ben de babama böyle davrandığımız için çok üzüldüm. Ama bu defa biz pes etmeyelim. Tamam mı kardeşim? Tamam. Aa, pes vallahi. Esmer'in üstünde uyuyakalmışsın kızım. Öyle ya, her tarafı tutulmuştur çocuğun. Aman baba, artık o koltuk ona bir şey olmaz. Günaydın anneciğim. Günaydın kızım. Allah! Perihan teyze sabah koşusuna çıkmış. Kesin bizi uğrar. Hayda, gene gidiyoruz. Aha! Günaydın kızlar. Günaydın Perihan teyze. Günaydın Perihan. Formdasın bakıyorum. Sahi mi? Siz de pek neşelisiniz efendim. Esmer nerede? Esmer mi? Esmer evine gitti Perihan teyze. Ama hiç merak etme, gitmeden önce ben onu eski haline çevirdim. Sahi mi? Sana inanıyorum ama içimden bir ses gene de Taci'ye bir soru ver diyor. O nerede? Ah, kusura bakma ama Perihan'cığım, Taci çişe kadar gitti. Öyle mi? Betüş nasıl? Sağlık durumuna baktın mı? Ah, çok iyi, çok iyi baktım. Hatta bu sabah kocasıyla birlikte çocuklara müjdeli haberi verdiler. Ve mutlu bir aile tablosu çizdiler. Ay ne şeker, çok sevindim. Oturmaz mısın? Sana bir peri kahvesi yapayım. Yok hayatım, terim soğumadan ışın koşuma devam edeyim. Ay, çok sportif. Aman ucuz atlattık. Ben bir ara hiç gitmeyecekler zannettim. Ne oldu? Babamla Esmer. Ne oluyor yahu? Ya babacığım, çok özür dilerim. Eda, ben seninle konuşmuyorum. Hanımefendi, doğum günü pastanız hazır. Çok teşekkür ederim. Buyurun, mutlu yıllar. Teşekkür ederim. Ne güle. Merhaba Betüş. Ne o, küs müyüz yoksa? Üzgünüm ama kocamın kalbini kıran bir adama merhaba diyemem. Patronla eleman arasında olur böyle şeyler. O kadar büyütme. Alışın artık buna. Alışalım mı? Siz kocamı küçümseyeceksiniz. Ona beceriksiz diyeceksiniz. Biz de bu duruma alışacağız, öyle mi? Aynen öyle. Sadık nerede? Eski alışkanlıklarını terk etti. Kendine yepyeni bir iş arıyor. Bulamaz. O beceriksiz tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer yine bizim kürkçü dükkanı ya. Size öyle geliyor Umur Bey. Sadık hayatının sonuna kadar işsiz de kalsa size yeniden geri dönmeyecek. Ayrıca kocama da beceriksiz demeyin. Haklısın ama ağız alışkanlığı işte, ne yapayım? Tamam. Dün evet Sadık'a karşı biraz fazla ileri gittim. Telefonlarıma çıkmıyor. Sen ona söyler misin? Onu tekrar işe almak istiyorum. Dünkü müşteri Sadık kırdığı için parfümü test edemedi. Ama etrafa yayılan kokusuna bayılmışlar. Yeniden denemek istiyorlar. Formülde bir tek Sadık da var. Yani Sadık olmazsa bu işi alamayız. O zaman niye daha becerikli birini işe almıyorsunuz Umur Bey? Aman, kalbimi kırıyorsun Betüş. Bak ciddiyim. Ona bir özür borçluyum. Tamam. Bana çiçek getirip beni ikna edeceğinize akşam eve gelin de kocacığımdan özür dileyin bakalım. Sizi affeder mi bilemiyorum tabii. Tamam, peki bak bu olabilir işte. Oo, ben geldim. Ayrıca ben bu çiçekleri sana değil, annene almıştım. Duduş. Anlayacağın zammam isteyemedim Makbule. Adamın 5 kuruş parası yok. Betüş Hanım'ın geliri de ancak kendilerine yeter. Sadık Bey yeni bir iş bulmazsa benim bu ayki maaşım da kalır hani. Olmaz kız, kanıma girme. Onları bu halde bırakıp başka işe giremem ben. Yakışık almaz, ısrar etme. Hem Ceren'le Cem elimde büyüdü, kendi evladım gibi. Onları bu halde bırakamam. Onlardan ayrılmaya dayanamam. Peki, kapatalım, senin eve fazla yazmasın.
Ben sana sonra mesaj atarım. Hadi bay bay. Of, işte her şey böyle anneciğim. Vah vah vah. Sadık'ın işsiz kalmasına çok üzüldüm. Hay şimdi ne yapacağım onu bilemiyorum. Sakın Sadık'a sihirle iş bulmaya kalkma da ne yaparsan yap. Ay anne hiç öyle bir şey yapar mıyım? Bu hem kendimi hem de Sadık'ı kandırmak olur. Aferin benim dürüst kızım. Ama şu adamı şimdi bir ineğe çevirmemek için kendimi zor tutuyorum. Aha. Dua etsin de kafe dar. Umur hiç de öyle biri değil. Çok tatlı, zeki, yakışıklı. Anne, yani şu adama nasıl aşık olduğumu bir türlü anlayamıyorum. Onun yüzünden çocuklar bana küstü. Kardeşlerini şimdiden sevmiyorlar. Hatta Sadık'la ben bile doğacak bebeğimiz için yeteri kadar sevinemedik. Bütün bunlar bir sınav Betüş'cüm. Sana çok kereler söylediğim gibi bir faniyle yaşamanın zorluğunu anlayacaksın. Artık karar senin. Ya bu çocuğu aldırır, bir baltaya sap olamayan kocanı boşar, anacığının sıcak kollarına koşarsın ya da bu eziyeti çekersin. Anne. Umur'u daha fazla bekletmeyeyim. Sonra görüşürüz. Ah babacığım çok özür dilerim. Perihan teyze geldiği için korkumdan seni göndermek zorunda kaldım. Benimle konuşma Eda. Ben sana çok kızgınım. Hem de şu zavallının üzerinde oturmak istemiyorum. Allah Allah! Nesi zavallıymış bunun? Hem kendisi istedi ve bütün bunları hak etti. Seni seven bir erkeğe bunu yapmaya hiç hakkın yok. Ama baba beni her gördüğünde o kadar üzerime düşüyor ki bunalıyorum. O zaman bunu ona söyle. Laftan anlasa söyleyeceğim. Kolejdeyken de böyleydi bu. Gelir sırada dibime otururdu. Araba manyağının tekiydi. Lüks araba nerede bunu orada bulurdun. Işınlardan geri dönerdi. Hiç unutmuyorum baba. Bir gün kolejin duvarlarına seni seviyorum Eda diye yıldızlarla yazı yazmıştı. Bütün koleji bunun yüzünden rezil olmuştum. Öyle düşünme Eda. Birinin yıllarca seni sevmesi çok önemli. Buna saygı duymalısın. Tamam duyalım. De fakat ben bu adamı sevmiyorum. Ah Eda, ah annenin bana yaptığını yapıyorsun. Birini sevmiyorsun diye onu etkisiz bir şeye dönüştürüyorsun. Haksızlık bu. Hayır efendim. Hiç de öyle değil. Bu konuda zeytinyağı modeli yapamazsın baba. Çünkü sen annemi aldattın ki herkesin bildiği gibi bu daha büyük bir suç. Ben aldatmadım. O öyle sandı. Neyse canım. Olan olmuş artık. Bana bak senin karnın kurulduyor. Acıktın mı yoksa? Bir şeyler yer misin? Yerim tabii. Dur. Canım pirzola istedi. Afiyet olsun. Ne de güzel kızarmış. Dediklerimi düşün Eda. Halime bak ve dediklerimi düşün. Bir önceki hayatımda köpekmişim ha. O köpek seni nasıl paraladı? Gördün mü Hamdi? Gördün mü? Görmekte kalmadım. Şimdi aşıya gidiyorum. Allah cezanı versin. Aklın başına gelsin o zaman Hamdi. Sen beni yanlış anladın. Sus konuşma lafımı kesme. Sahipleri bile köpeklerini arada bir dolaştırır Hamdi. Alışverişe falan götürür. Sen beni bir kez olsun kesinlikle Allah cezası. Bak sevgili karıcığım, ah karıcığım sen yanlış. Sus takılma Allah'ın cezası, takılma bana gibi. Bu nasıl evlilik ha? Bari bir laf ediyorsan arkasında dön. Köpekler bile arada bir çiftleşir Hamdi. Bu nasıl evlilik ha? Bu nasıl evlilik? Karıcığım yani... Sus konuşma Allah'ın cezası. El alemin karısına peri dedin, sihirli dedin. Bana bir kez olsun, bir kez olsun melek karım dedin bana. Puh! Kolay gelsin Firuze. Sağ olun Sadık Bey. Oho! Bakıyorum bugün bayağı çalışmışsın. Çok ütü birikmiş. Kanter içinde kaldım ama bitti. He. Sizin nasıl gitti? Vallahi bir kimyagerin çalışabileceği her yerde form doldurdum ama krizden dolayı elemanlarını azaltmışlar. Ha. Bana sıra gelene kadar oho önce kendi adamlarını işe alırlar. Çok üzüldüm. Ah ben de. Yahu keşke her şeyi sineye çekip işimde kalsaydım be. Firuze, bak hazır çocuklar yokken seninle de konuşalım ha. Gel otur şöyle. Firuze, durumumuz kötü biliyorsun.
Bu nedenle yani bu ayki maaşını ödeyemeyebilirim. Sorun değil Sadık Bey. Ama iş bulamazsam bir dahaki ayki maaşını da ödeyemeyebilirim. Sorun değil Sadık Bey. Ben burada canımı dişime takıp bu kadar çalışıyorsam sizi ve çocukları kendi ailem gibi sevdiğim için. Ha, biliyorum biliyorum Firuze. Ayrıca benim kenarda birikmiş birkaç kuruşum var. İhtiyacınız olursa borç para verebilirim. Ha ya. Eksik olma. Ütü bitti sayıda. Ben gidip yemeğe bakayım. Çocuklar gelmek üzere. Ha şey. Firuze. İstersen ocağı yakıp yakmadığını bir kontrol et ha. Ha? Yok bir şey, yok bir şey. Ohoho! Kimler gelmiş? Benim güzel yavrularım gelmiş. Gelin bakalım. Canlarım benim. Hadi öpün bakayım babanızı. Bize yemek hazırlama Firuze abla. Okulda abime sandviç ısmarladım. Tokuz. Ay, çocuklar. Bana o kadar uzak davrandılar ki... yani ne yapacağımı şaşırdım Betüş. Belki de ben yanıldım Sadık. Belki de çocuklar senin işten çıkmana bu durumdan daha az üzüleceklerdi. Olur mu öyle şey hayatım? Yani bütün gün iş arayıp bulamayacağına inanmış bir baba olarak onlara kesinlikle gerçeği söyleyemem. Emin misin? Eminim tabii. Yani onların kahramanıyken acınacak bir baba olmak benim çok ağrıma gider. Of. Aa. Ay, kim geldi acaba bu saatte? Sen birini bekliyor muydun hayatım? Umur Bey. Merhaba Betüş. Hoş geldiniz. Evde yokum Umur Bey. Aa, ne kadar ayıp Sadık. Bak güzel karına çiçek, sana da ne getirdim? Bana parfüm mü getirdiniz Umur Bey? Niye sana parfüm getireyim ki? Boş bir şişe. Dün kırdığının aynısı, hatırladın mı? Yoksa Betüş anlatmadı mı sana? Bak dün o masaya etrafa döktüğün parfüm var ya... o parfümle bu şişeyi doldurmanı istiyorum. Müşteriler bekliyor. Seni işe alıyorum. Kocamı işten siz atmadığınıza göre tekrar işe alamazsınız Umur Bey. Sadık isterse işe döner, istemezse de dönmez. Ne hediyelerinizi ne de sizi evimde görmek istemiyorum Umur Bey. Oh, ne kadar şakacısın. Unuttun mu? Burası benim evim. Yani sen benim hem çalışanım hem de kiracımsın. Demek evimden çıkın diyorsunuz ha? Lütfen bize birkaç gün izin verin. Bir ev bulur bulmaz hemen taşınacağız Umur Bey. Yok canım, henüz o kadar acımasız değilim. İşe dönmeyi kabul edersen bu evde huzur içinde kalmaya da devam edebilirsin. Betüş, Umur Bey'in sana getirdiği çiçeği iade eder misin lütfen? Almadım ki zaten tatlım. Harikasın hayatım. O zaman lütfen kendisine söyle hemen bu evi terk etsin. Umur Bey... Bak görüyor musun? Hiç umurunda değiliz. Eve geldiğimizden beri bir kere bile odamıza uğramadı. Haklısın. Babamız kardeşimizin olacağını öğrenince bizi unuttu. Bence evden giderim. Nereye? Bilmiyorum. Mesela Tuğçe'lere falan gidebiliriz. Abi saçmalama. O zaman okulun bahçesinde yatarız. Allah Allah. Buldum. Firuze ablalara giderim. Hem onun 3 tane çocuğu var. Biz onlara abilik ablalık yaparız. O da karşılığında bize yemek pişirir. Haklısın. Onların durumu da kötü. Büyüyünce çalışır, biz de onlara bakarız. Anlaştık ama babamla bir kere daha konuşalım. Niye konuşacağız? Hani ben kendime oda istiyorum ya. Onu soralım. Eğer kabul etmezse anlarız ki küçük kardeşimize yapacaklar o odayı. Haklısın. Aferin hadi gel. Bana nasıl davrandığının farkındasın değil mi? Yalnız bu sefer bana daha çaresizmiş gibi geldi. Yani sanki böyle yaptığına pişman olmuş da gururuna yedirip özür dileyemiyormuş gibi. Hayır, hayır. Bir kere benim kalbim kırıldı tamam mı? Benim bir gururum var. Gitmeyeceğim, o işe gitmeyeceğim. Ne yapıp ne edip en kısa zamanda ucuz küçük bir ev bulacağız ve hemen buradan taşınacağız. Tamam hayatım, ben senin arkandayım.
Aa, çocuklar merhaba. Seninle bir şey konuşacağız baba. Tabii yavrum, konuşalım. Ama yalnız, eskisi gibi. Sadece baba ve çocuklar. Ay şimdi hatırladım, benimkilerde bir işim vardı. Ben onu halledeyim, gelirim. Çocuklar, Betüş'e ne kadar kötü davrandığınızın farkında mısınız siz? Peki baba, sen onunla evlendiğinden beri bizimle ne kadar az ilgilendiğinin farkında mısın? Bir de bu yetmezmiş gibi bize kardeş yaptınız. Of, ne yapsam da ailemi eskisi gibi mutlu etsem? Acaba şimdi şurada iki çanta dolusu para olsa daha mı mutlu olurduk? Of, olur mu hiç ya? Acaba şu Umur Bey'i bir iğneye dönüştürsem sinirim geçer mi? Çocuklar neden anlamıyorsunuz? Bakın bütün bu olanların ne Betüş'le ne de doğacak olan çocuğumuzla hiçbir ilgisi yok. İspatla o zaman. Kızım yani ne yapacağımı söyleyin de ispatlayayım. Ceren ayrı oda istiyor. Artık genç kız oluyorum. Abimle aynı odada kalamam. Ben de Tuğçe geldiğinde onunla baş başa oturmak istiyorum. Tamam çocuklar, çok haklısınız. Yani ben de ayrı ayrı odalarınız olmasını çok isterdim ama... Ama ne? Ama... Ama. Söyle baba, ne? Hayır, bunu şu anda size söyleyemem çocuklar. Peki söyleme, anladık. Bir gün bize bunları yaptığın için çok pişman olacaksın. Çok. Şu anda ne kadar üzgün olduğumun farkında değil misiniz çocuklar? Belli oluyor. Söyleyemem. Söyleyemem. Sadık. Çantaları alıp inelim. Tamam. Abi, sence bu çantama sığar mı? Hadi bir deneyelim. Güzellerimin kahvaltısı hazır. Kalktınız mı çocuklar? Günaydın. Günaydın Firuze abla. Hadi siz oturun da ben portakal sularınızı getireyim. Getirme. Seninle bir şey konuşacağız. Konuşalım. Konuşalım da bu sırtınızdakiler ne? Biz evden ayrılmaya karar verdik Firuze abla. Yük olmazsak sizin eve taşınacağız. Çocuklarına abilik ablalık yapacağız. Büyünce çalışıp size borcumuzu ödeyeceğiz. Ne diyorsunuz çocuklar? Ne taşınması? Baba maaşıma zam yapmadı Firuze abla. Odaları ayırmayı kabul etmedi. Neden? Çünkü yeni doğacak kardeşimizi bizden daha çok sevecek. Onun ayrı bir odası olacak. Ve tüm parasını onun için... Bir dakika çocuklar. Bana çok kızacaklar ama... galiba size her şeyi anlatmanın zamanı geldi. Hoş geldin tatlım. Hoş bulduk hayatım, hoş bulduk. Nasıl gitti bakalım? Hiç iyi gitmedi. Çevredeki bütün emlakçıları dolaştı. Bizim ödeyebileceğimiz kiraya ancak bir oda, bir salon ev buluyorlar. Olsun canım, biz de birazcık daha uzak semtlere bakarız. Hem orada kiralar daha ucuz oluyor. Hayatım olmaz öyle şey. Yani çocuklarımızın arkadaşları ve okulu burada. Ya ben kendimi çok işe yaramaz ve çaresiz hissediyorum Betüş. Hiç de öyle değilsin. Hadi bakalım, al şunu çabuk. Çabuk. Burada ne? Beraber çalışacağız. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Nasıl yani? Bu. Ben çok kötü bir çocuğum.
Babama da, Betüş'e de, kardeşimize de çok büyük haksızlık ettim. Ben de Firuze abla, ben de. Bence ikisinden de özür dileyin. Böyle bir zamanda en çok sizin sevginize ihtiyaçları var. Hadi Firuze abla, bizi kafeye götür. Peki. Yemeğin altını söndüreyim, çıkalım. Babam olabilir mi? Koş. Merhaba çocuklar, merhaba. Babanız yok mu? Yok. Ya nerede peki? Yoksa işe mi başladı? Sizi ilgilendirmez Umur amca. Bir gün büyüyeceğiz. Babamıza yaptıklarının hesabını size biz soracağız. Yoksa siz de mi bana tavır aldınız? Sizin yüzünüzden babamıza kötü davrandık. Doğmamış kardeşimize kıskandık. Ne kardeşi? Betüş Hanım hamile Umur Bey. Şimdi izin verirseniz çocukları anne babalarının yanına götüreyim. Yürüyün çocuklar. Bilmiyordum. Çocuklar durun, ben de geliyorum. Siparişleriniz hemen geliyor, tamam mı? Şey hanımefendi, sizin başka bir arzunuz var mı? Hayır, teşekkürler. Tamam. Şekil, şu üç numaralı masanın şeyi hazır mı, siparişleri? Siparişleri hazır, al bakalım tatlım. Aa, bu ne çabuk, daha sipariş verildi, iki saniye bile olmadı. Pratiklik diyelim, dikkat et de kırma, tamam mı? Yani lütfen kırmam tabii ki. Hadi bakalım. Çok özür dilerim. Hiç önemli değil canım, ben şimdi buraları temizlerken sen servisleri hazırla. Görevleri değişelim ha, hadi canım. Daha iyi olur şekerim, tamam. Ay, ne olur. Önemli değil. Tamam mı her şey? Baba. Betüş. Aa. 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 Sizin ne işiniz var burada çocuklar? He? Betüş'ün hamile olduğunu bilmiyordum. Şimdi olanlara daha çok üzüldüm. Gel, olanları unutalım Sadık. Sana ihtiyacım var, işine geri dön. Hayır baba. Dönme. Gerekirse okuldan çıkışta kafeye gelir, biz de çalışırız. Kimse bizim babamızı, Betüş'ümüzü ve kardeşimizi üzemez. Ne diyorsun Sadık? Biraz düşünmem lazım Umur Bey. Umarım fazla düşünmezsin. Ayrıca neyine güvenerek bu kadar naz yapıyorsun, anlamıyorum doğrusu. Ailemize Umur Bey. Ailemize. Şu hale bak, sinir oldum, sinir. Ne yapıyorsun Dudu? Vurma Esmer'e. Çocuğun bir yerini kıracaksın. Maile kafede çalışıyorlar şimdi. Tam bir aile dayanışması. Ay gözlerim yaşardı. Anne maile kim? Çocuklar Sadık, Betüş. Aa, pes yani pes. Tam biz muradımıza erdik derken onlar yine bir mutlu aile tablosu içindeler yani. Ha, ama dur bakalım dur. Ben o kafeyi sinek avlayan bir işletme haline getirmez miyim ha? Nerede benim peri ansiklopedim? Hemen getiriyorum anneciğim. Eyvahlar olsun, bunlar azdı gene. Kimse gelmedi ki. Ne güzel çalışıyorduk. Nereye elimi atsam kurutuyor. Ay Sadık, olur mu öyle şey? Tamamen tesadüf. Yok yok, bu tamamen benim şanssızlığım Betüş. Aa, belki de Umur Bey beddua etti, o tuttu, ne bileyim. Betüş, kesinlikle işe döneceğim, kararlıyım bunda. Hayır! Evet, bakın. Doğuştan zengin olmayan babalar gibi her şeyi sineye çekip o adama katlanacağım ve işe devam edeceğim. Birikmiş param var baba. Bisiklet alacak kadar. İşler yoluna girene kadar onu idare ederiz. Ceren, Cem,
Gelin. Bakın, sizin gibi çocuklarım olduğu için o kadar mutluyum ki. Ama işe geri dönmem lazım. Çünkü bu benim kendi işim. Sadece para kazanmak için değil, kendimi iyi hissetmek için buna çok ihtiyacım var. Ay. Günlerdir bir tek kelime etmedin karıcığım. Hala küs müyüz? İçindeki fırtına dinmedi mi? Sen bana köpek dedin Avni. Seni affetmeyeceğim. Yanlış anladın karıcığım. Ben sana köpek demek istemedim. Yani nacizane bir benzetmede bulundum. Köpekler gibi dedim. Sus Avni. Konuştukça batıyorsun çünkü. Boşa beni Avni. Nereden çıktın canım? Niye boşayacakmışım seni? Yok, ben düşündüm, kararımı verdim. Sen bana köpek dedin, bu elikten el gelmez, boşanırım. Yanlış anladım, ben sana köpek derken köpek demek istemedim. Çek elini, çek elini, dokunma bana. Hayır, köpek dedin. Konuşma, ben hala köpek diyorsun. Ay, köpek. Şu lafı al, alma Avni, alma Avni. Hoş. Havala, havala, hop. Dudu, Eda. Aa, uyudunuz mu yoksa? Esmer. Koltukos, dönos, esmeros. Ne oldu bana? Her tarafım tutulmuş. Gözüm de acıyor. Ay, yüzüm yanmış. Nasıl oldu? Bilmiyorum Esmer'cim. Eda nerede? Eda odasında uyuyor hayatım. Sen istersen şimdi şatona git. Yarın sabah gelir Eda ile konuşursun ha? Tamam, ben sabah geleyim. Şimdi de hiç uyandırmayayım Zenci Peri'yi, değil mi? Peki, görüşürüz Periş'cim. Güle güle hayatım. Ah, Taceddin, uyandın nihayet. Perihan, hoş geldin. Esmer nerede? Nereye gitti? Eski haline çevirip şatosuna yolladım hayatım. Taceddin, neler oluyor anlatır mısın bana? Niçin çocuğun her tarafı ağrıyor? Neden yüzü öyle kötü bir şekilde yanmış? Neden olacak? Dudu'nun ateşi düştü. Yüzüne geldi demek. Bir de Dudu sinirinden tekmeledik oldu. Yani Esmer'i. Sinirinden mi? Ya. Niye? Niye olacak? Betüş'le kocasını ayıramadı diye. Taceddin. Efendim? Sen bana her şeyi baştan anlatır mısın lütfen? Ben sana her şeyi baştan anlatırım Perihan, anlatayım. Ya. Şimdi nasılsın Edacığım? Böyle iyi mi? Ya Perihan teyze, ne olur affet beni lütfen. Düzelt beni. Kılımı bile kıpırdatmam. Dua et seni konuşabilen bir koltuk haline çevirdim, değil mi Taceddin? Peki benden ne istedin Perihan? Beni niye aynaya buraya hapsettin? Ha? Gece gündüz kızının evini gözetleyip onları ayırmaktan vazgeçti. Şimdi herkes seni izlesin bakalım. Değil mi Taceddin? Ellerine sağlık Perihan. Ha ha hay. Bu defaki cezalar ikisine de çok yakıştı. Değil mi ama? Merhaba Periş. Merhaba hayatım. Merhaba Esmer, hoş geldin. Hoş bulduk. Aslında Betüş'e kontrole gidiyordum ama geçerken de bir Eda'yı göreyim dedim. Kalkmadı mı hala? Uyuyor ama birazdan gelir. O gelene kadar sen şu koltuğa bir güzel uzan, keyfine bak. Havala, havala, hop. Vay, Dudu teyze. Sizin ne işiniz var orada? Beni buradan çıkar. Söz seni Eda ile evlendireceğim. Ha. Anne, senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Sakın şakası bile hoş değil. Ben Esmer'le yan yana bile yürüyemem. Sakın! Eda sen misin? Neredesin? Ay, üstümden inerseniz çok iyi olacak Esmer Bey. Bacaklarım koptu. Ay, ne yani? Sen şimdi koltuk mu oldun? Evet. Tıpkı geçen gün benim sana yaptığım gibi. Şimdi her yerimin neden tutulduğunu anlıyorum. Seni hala çok seviyorum diye bana bunu yapmaya hakkın yoktu Eda. Çok kırıldım. Şimdi buradan gidiyorum ve bir daha da karşına çıkmayacağım. Ama seni de, Dudu teyzeyi de düzeltmeyeceğim. Esmer ne olur yapma. Esmer'im yapma. Gitme. Yalvarırım gitme. Oh, sefam olsun. Nasıl oldu hayatım? İyi. Sadıkçığım,
İşe geri dönmek istediğine emin misin? Yani iki çocuğum ve yeni doğacak olan bebeğimiz için kalbim ne kadar kırık olursa olsun işe dönmek zorundayım hayatım. Ne kadar fedakar bir eşsin. Sen de öylesin güzelim, sen de öylesin. Ama keşke bütün bunlar olmasaydı. Yani keşke patronum bana hakaret ettiği zaman dönüp ona tepki vermeseydi. Niye böyle düşünüyorsun? Çünkü bundan sonra aklımızda hep üzücü olaylar olacak. Yani çocuklarımla birbirimizi kırdığımız günler, onların seni üzdüğü anlar. Ya hep yanlış anlaşılmalar yüzünden doğacak olan bebeğimize bile sevinemedik hayatım. Artık bundan sonra patronumun gözünde işe tekrar geri döndüğüm için zavallı ezik bir insan olarak kalacağım. Ya keşke şöyle bir sihirli değnek olsaydı da hani bana dokunsaydı, o güne geri dönseydim. İnan hayatım, kesinlikle patronuma itiraz etmezdim. Umursamazdım bile onu. Bunu gerçekten ister miydin? Hem de çok. Ama nerede? Zaman geri yaksın. Hayatım, bugün çok heyecanlıyım çünkü çok çok önemli bir müşteriye yeni parfümümüzü tanıtacağım. Tamam tatlım, ama sakın toplantıda parfüm şişesini kırma. Niye böyle bir şey söyledin anlamadım. Hiç, içimden öyle geldi işte. Aman, kırarsan da kır. Ama eğer patronun sana bunun için beceriksiz derse ona hiç aldırma, tamam mı? Vallahi söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Her neyse tamam, dikkat edeceğim. Ay hadi canım benim. İyi şanslar canım. Güle güle. Alo Eda, merhaba. Ben kafeye gidiyorum. Bana mı uğrayacaksın? Tamam ama sabahtan çok işim oluyor. Öğleden sonra uğrarsan daha rahat konuşuruz. Tamam canım, hoşça kal. Bazen zamanı geriye döndürmek iyidir. Dilerim şu anda buna bütün ihtiyacı olanlara iyi gelir. Gördüğün gibi abi, sabahtan beri de beraber bakıyoruz ama komşularımızın evinde bir halt olduğu yok. Haklısın Suzan, yok. Hanimiş periler, sihirler, neredeler abi? Yok Suzan. O zaman bundan sonra dürbünle teleskop da yok. Tamam, bundan sonra teleskop yok. Ha şöyle. Dürbün de yok. Aferin canım. Uzun zamandır aklıma takılan bir şey vardı. Acaba sana bir soru sorabilir miyim Suzan? Ne? Sormasam daha iyi. Galiba kızacaksın. Hayır, sor sor. İçinde kalmasın. Sorabilir miyim? Hazır mısın? Soruyorum. Acaba sen bundan önceki yaşamında köpek miydin? Hani ruhlar, periler köpeklere görünmez derler ya. Yok, ben bunu Suzan'a soramam. Yok, sormasam daha iyi. Yani unutalım gitsin. Sadık Bey desen pek bir sakar, pek bir dağınık. Çocuklar yetmezmiş. Bir de onun arkasından koşturuyorum. Ha? Evlendi. Evlendi ama hanımı da çalışıyor. Sabah gidiyor, akşam geliyor. Gene her iş bana bakıyor. Yo, bu böyle olmaz şekerim. Gelsin zam isteyeceğim. Hayat benim de çok ben içindeki sorumluluğum. Bak böyle biri geldi güzelim. Ben seni sonra ararım. Hadi bay. İyi gülüyorsunuz Sadık Bey. Sabah evden çıkarken Betüş beni uyarmıştı, ona gülüyorum. Sakın dedi toplantıda müşteriye tanıtacağım parfüm şişesini kırma. Kırarsan da patronun sana beceriksiz derse gül geç demişti. E'si dediği çıktı, ben şişeyi kırdım. Patron dolayısıyla bana beceriksiz dedi, hala ona gülüyorum. Şu Betüş Hanım ne temiz kalpli kadın. Öyledir benim canımın içi. Benim canım Betüş'üm. Herkese merhabalar. Sadık, Feruze. Size ve çocuklara harika bir haberim var.